özellikle 20 Haziran akşamı Çınar'ın Köksalan köyünde başlayan ve şiddetli rüzgarla devam eden ve pek çok köyü etkisi altına alan Mardin Mazıdağ ilçemize kadar diğer Mazıdağ'ına bağlı köyleri de etkisini alan büyük bir facia, büyük bir yangın felaketi yaşadık. Bu felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılar için acil şifalar diliyoruz. Onu takip eden dönemde, yani 20 Haziran sonrasında çok yoğun yangın ihbarları almaya başladı Diyarbakır Büyükşehir İtfaiyesi. 23.06 tarihli ihbar sayımız 284 yangın ihbarı. Takip eden günlerde ortalama günlük 80 civarı yangın ihbarı alıyoruz. Ve pek çoğu da tarla, anıs veyahut yıldırım çarpması sonucu. Dün öyle bir şey yaşadık. Karecda, Ovaba bölgesinde yine taşlık ve ormanlık alanda yıldırım çarpması sonucu bir yangın çıktı ve büyük bir yangın olabilirdi. Pek çok yerde başladı. Rüzgar yine o günkü gibi çok etkiliydi. Ama söndürüldü, müdahale edildi. Helikopterle de havadan söndürülme gerçekleşti. Henüz gündüzdü ve bunu gerçekleştirebildi ilgili birimler. Şu an ortalama 80 civarı. Elbette bu yoğunluğa yetişmek mümkün değil. Bu da bizim hakikaten canımızı çok acıtıyor. Çünkü bu yaz önemli bir şeyle mücadele etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Maalesef bizim devraldığımız itfaiye birimine baktığımızda genel olarak teknik personel ve envantere dair çok iç açıcı değil durumumuz. Yani bu, Diyarbakır gibi bir büyük şehirde ve bu kadar geniş alana hizmet götürmesi gereken bir şehirde yaklaşık 298 personelle itfaiye hizmet veriyor. Bu sayıların 500'ün üzerinde olması gerekirdi. 59 tane aracımız var. Bunlardan hepsi merdivenli araç değil. Arazözler var, kurtarma arazözleri var, önden giden öncü araçlar var, su tankerleri var. Çok maksatlı kurtarma araçları var. Bunların toplam sayısı 59. Dolayısıyla bu sayı ve personelin bu kadar az oluşu bu büyük çaptaki yangınlara ve bu kadar geniş bir coğrafyaya maalesef yetecek pozisyonda değil. Bizim dış ilçelerimizde de koordinasyon merkezlerimiz ve itfaiye birimlerimiz var. Yine Çınar'da, Bismil'de ve diğer dış ilçelerimizde olmak üzere, ama merkezdeki sayımızı da arttırmamız gerekiyor. Şu an istediğimiz sayıda değil. En az 6 olması lazım merkezdeki koordinasyon birimlerimizin itfaiye açısından. Bu anlamıyla hem araç, hem envanter, hem itfaiye erlerinin kullanacağı birinci kalite, yüksek kalite yangına karşı korunaklı giysiler ve eldivenler, kasklar, hatta telsizler noktasında çok ciddi eksikler var. Biz 8 Nisan'da mazbatayı aldıktan sonra ilk gidip tespit ettiğimiz birimlerin arasında yer alıyor itfaiye. Çünkü doğrudan hayat kurtarmak üzerine kurulmuş ve yangın anında hızla yangın anına erişmek ve insanların hem canını hem malını kurtarmak için büyük bir sorumluluğu var itfaiye birimimizin. Ne yazık ki buna denk düşecek bir tabloyla karşılaşmadık. 8 yıllık kayyumların ardından itfaiye biriminde hiçbir yatırımın yapılmadığını, bakın en az 15 yıllık itfaiye araçlarımız var. 2015'te Almanya'dan gelen bir hibe itfaiye aracı var. İki adet itfaiye aracımız var. Merdivenli olanlarından bahsediyoruz. Bir tanesi 50 küsür metre, bir diğeri 40 küsür metre ve bir tanesi 2015 senesinde hibe edilen bir araç. Bir diğeri de daha önceki yıllarda satın alınmış. Yani 2016-2024 arasına baktığımızda bu 8 yılda ne merdivenli araç ne de farklı bir yatırım yapılmamış. Aksine çok acı bir tablodur ki 2022 yılında buraya baktığımızda 2022 yılı bütçesinde maalesef 8 milyon gibi bir bütçenin itfaiyeden başka bir birime aktarıldığını görüyoruz. 2022 mali yılı ödenek aktarma cetveline baktığımızda itfaiye daire başkanlığının bu kadar ihtiyacı varken, bu kadar eksiklikleri varken 8 milyon 600 bin TL başka birimlere aktarım yapma vesilesiyle
o bütçeden kaldırılmış ve bugün geldiğimiz noktada ciddi yoksunluklar ve eksiklikler çekiyoruz. Tabii 20 Haziran'da yaşadığımız Çınar ve Mazıdağ yangınları da bize gösterdi ki bir an evvel bu hafta ivedilikle vakit kaybetmeden yapabileceğimiz araç ihalelerini yapıp telsizlerimizden tutalım giysilerimize kadar ciddi bir ekipman desteğiyle bu yazı en iyi şekilde örgütleyebilmek, en iyi şekilde koordine edebilmek için çalışmalarımıza başladık. Evet, aslında bu anlamda önemli bir çağrı yapmamız gerekiyor. Biraz da rakamlarla ilgili konuşmak iyi olur. Anız yangınları elbette bizim her zaman mücadele ettiğimiz bir alan. Uzun yıllardır mücadelesini sürdürdüğümüz bir alan. Yani belediyelerin her yaz Mayıs ayı itibariyle Kasım ayına kadar işte yurttaşlara, halkımıza, vatandaşlara yaptığı çağrılar var. Lütfen anız yangınlarından uzak duralım tarlalarımızda. Anız yangınlarını yakmayalım çünkü bunun hakikaten hem ekosisteme çok ciddi zararı var, hem toprağın kendi dengesine, karbon ve azot dengesine çok ciddi bir olumsuz etkisi var. Toprağın verimliliğini düşürtüyor, topraktaki ekosistemin dengesini bozuyor, topraktaki canlıların, tamamen bütün canlıların ve çeşitliliğinin yok olmasına sebep oluyor. Bizim kentimiz açısından düşündüğümüzde sizin kendi tarlanızda kontrollü diye yaktığınız anız yangını maalesef öngörülmeyen sebeplerle, rüzgar olabilir, başka bir sebep olur bu. Başka birinin ekili tarlasına sıçrayabiliyor. Yani siz ekininizi kaldırmış olabilirsiniz ama komşunuzun tarlasında ekili olan ürünü sizin yaktığınız anızlar sebebiyle, anız yangınları sebebiyle başka büyük bir felakete ve mal kaybına yol açıyor. Bir de en önemli şey yol üstlerinde. Bunu çok yaşadık son günlerde. Bize gelen hemen hemen bütün ihbarların video ve fotoğraflarını görüyoruz. Özellikle ana yola yakın, ana yola sıfır noktada yakılan anız yangınları seyir halindeki araç trafiğinde çok ciddi riskler oluşturmakta. Onun yaratmış olduğu duman, onun yaratmış olduğu atmosfer trafik kazalarına yol açmakta. Bu anlamıyla Diyarbakır halkına, tüm Diyarbakırlılara, çiftçilere, tarlasıyla, ekiniyle bu yaz sıcağında uğraşan, emek veren tüm herkese çağrımızdır. Lütfen anız yangınlarını yapmayalım, anız yangınlarından uzak duralım. Anız yangınlarının ne toprağın verimliliğine, ne toprağın çeşitliliğine, ne ekosisteme, ne de insana hiçbir faydası yoktur. Bu uygulamadan vazgeçilmesi gerekmektedir. Uzun yıllardır bizim kentlerimiz, bu bölge, bu coğrafya anız yangınlarıyla mücadele içerisinde. Bu konuda farkındalık çalışmaları yapmak istiyoruz. Biz de bu dönem, bu Temmuz, Ağustos ve Kasım'a kadar olacak belki sürecin iklim değişikliğiyle, küresel ısınmayla birlikte çok daha uzun süreceğini de biliyoruz. Ve buna dair de hem farkındalık çalışmaları, hem köylerde, kırsallarda birebir muhtarlarla, mahallelilerle, insanlarla bir araya gelerek bunları çalışmamız, bunları anlatmamız, bunların neye yol açtığını iyi ifade etmemiz gerekiyor. Özellikle de sosyal medyada ve duyurabileceğimiz her kanaldan bunu da duyurmak istiyoruz. Bazı rakamları söylemek istiyorum. Bu yılın ne kadar önemli ve kritik olduğunu anlamak için. 2020 Haziran'ında 2020 yılı Haziran ayı Kasım ayı arası 6 ay boyunca 1003 anız yangını ortaya çıkmış. Yine 2021 yılında Mayıs ve Kasım arası, bu sefer 7 ay, 489 anız yangını, 2022 yılında 485, 2023 yılında Haziran ve Aralık'a kadar 810 yangın çıkarken, bakın 2024 yılı Mayıs ayında 50 yangın, henüz Haziran ayındayız ve Haziran ayı bitmedi, şimdiye kadar 310 anız yangını, yani 360 anız yangını daha 2 ayın bitmesine günler kala bizim karşımızda bir rakamsal gerçeklik olarak duruyor ve bu ciddi riskler oluşturmaktadır. Bu anlamıyla hem bizlerin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, alt kademe belediyelerimiz, dış ilçe belediyelerimiz, kırsal yerlerimiz olmak üzere farkındalık çalışmaları, ekipman hazırlığı, itfaiyenin donanımının arttırılması ve araçların alınması temini gibi konularda üzerimize düşen sorumluluğu en üst seviyede yerine getireceğiz ama halkımızdan, Diyarbakırlılardan da isteğimiz ve onlara çağrımız şudur ki anız yangınlarını durduralım.
Şöyle kuşkusuz biz belediye olarak hem yangın çıktığı andan itibaren oradaydık, koordineli bir şekilde o yangın anının ve ertesi günün yaralarını sarmaya ve yangına itfaiye birimlerimizin bir an evvel söndürme vesilesiyle müdahil olmasına için çabaladık. Aynı zamanda devam eden günlerde de yangının yaratmış olduğu olumsuz etkiler ve tahribatlar üzerinden hem insanlarla bir araya geldik hem onların o anki ihtiyaçlarını karşıladık. Bundan sonra da çiftçilerimizin hayvanlarını kaybetmiş, ekili toprağını kaybetmiş, öncelikle de canını kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş insanların yanında durmaya devam edeceğiz. Manevi olarak durmaya devam edeceğiz. Onları yalnız bırakmayacağız. Köylerde yaşayan çocuklar var. Bugün itibariyle hem çocuk komisyonlarımız hem kentin sivil toplumunda çocuk çalışmaları alanında yer alan derneklerimiz, arkadaşlarımız hem de Sosyal Hizmet Daire Başkanımızla birlikte orada psikososyal destek çalışmalarına başladık. Diğer yönüyle, maddi yönüyle belediyenin imkanları ölçüsünde yapabileceğimiz bütün yardımlaşma, dayanışma ve bu dayanışmayı büyüterek bir arada olmaya ve bu yaraları sarmaya devam edeceğiz. Ancak bu tek başına yeterli olmayacaktır. Yangının çıktığı ilk günden, ikinci günden itibaren şu çağrıyı yapıyoruz. Burası afet bölgesi ilan edilmelidir. Afet bölgesi ilan edildiği takdirde çiftçilerin ve bu yangın felaketinde zarar görmüş, maddi zarar görmüş çiftçilerimizin, halkımızın bu zararlarını karşılayacak bir fon oluşturulması ve bir an evvel İvedilik'te bu hasar tespit çalışmalarından sonra bu gerekli ödemelerin ve maddi desteklerin yapılması gerekiyor. Biz de bu konuda belediye olarak elimizden ne gerekiyorsa yerelde bu destekleri sunmaya şimdiden hazırız. Teşekkür ederim.